Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yola devam ettiği için Şampiyonlar Ligi'ne giden takımdan tabii biraz daha düşük bir ücret talep edebilir. Bu konuda da Kaan Bey'e katılıyorum. Onun dışında Halis Bey'in sorusunu ekrana, yorumunu ekrana getireceğim. Bence dün de gördük, bize Melo tipi oyuncu lazım, ısırgan, yorulmayan oyuncu lazım demiş. Aslında Thomas Partey hani buna birazcık uyuyor. Sofyan Amrabat yine buna uyumlu ki Hasan Bey de yazmış, Serhan Bey de yazmış Sofyan Amrabat ismini. Ben de bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Şimdi Hasan Hüseyin Soy Karafakılı isimli izleyicimiz yazmış. Sevgili Murat kardeşim günaydın. Sakat ve eksik transferler ve 4 Eylül'e kadar olan transferler takıma monte edildikçe iyi günler, başarılar gelecektir. İnancım sonsuz demiş. Şimdi buna kesinlikle katılıyorum. Şu anlamda katılıyorum. Yani Galatasaray'ın şimdi maçlarına baktığımda, yani şimdi Tete'nin dün oynadığı oyunu gördük. Fena bir oyun değildi. Zaha'nın süre aldığı o kısa sürede hani bir fark yarattığını gördük orada. Özellikle teknik kapasitesi çok yüksek bir isim. Ama tabii fiziksel olarak hazır olmadığından dolayı şu an oynamıyor. Ve Hakim Ziyech var. Yani bu üç oyuncu net bir şekilde takıma monte edildiğinde, eksik olan o 8 numara parçası da geldiğinde, ben de Galatasaray'ın bugünkünden çok daha iyi bir takım olacağı düşüncesindeyim. Yani şimdi bu iki Molde maçında Galatasaray'ın ciddi anlamda yetersiz olduğunu net bir şekilde gördük. Hani oyun olarak Molde bence Galatasaray'ı iki maçta da mağlup etti. Yani bu çok net bir şekilde ortada. Ama Galatasaray kalite farkını ortaya koyarak skoru almayı başardı. Yani burada bakmamız gereken nokta şu: Galatasaray şu an, yani şu an eksik olan Galatasaray, çok iyi olan, kendine göre oyun olarak daha üstün olan Molde'yi elemeyi başardı. Şampiyonlar Ligi gruplarına Galatasaray bu şekilde gitmeyecektir. Yani bunu da söylemiş olalım. Galatasaray çok daha bence hazır bir şekilde Şampiyonlar Ligi gruplarına başlayacak. Bununla alakalı da geçen sezonu hatırlayabiliriz. Geçen sezonda Galatasaray özellikle ilk virajda diyeyim, o ilk haftalarda problemler yaşamıştı. Sonrasında takım oturunca tabii daha da net bir oyun izledik. Yani ben yine bu sezonda ona benzer, ona paralel bir sezon olacağı düşüncesindeyim. Onun dışında manşetlere şöyle hemen devam edelim istiyorum. Okan Buruk hayalimize kavuştuk demiş. Şampiyonlar Ligi'nde olmak geçen yıldan kurduğumuz bir hayaldi. Playoff'tan geldik. 15 yıldır yapılamayını başardık diyor Okan Buruk. Yani playoff'tan Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin ne kadar zor bir şey olduğunu yıllardır biliyoruz. Şimdi Şampiyonlar Ligi soruları, yorumları da gelmeye başladı. Bilal Bey, abi Şampiyonlar Ligi kurası ne zaman çekilecek demiş. Şampiyonlar Ligi kurası yarın 19'da çekilecek diye hatırlıyorum. Şöyle manşetlere de bakalım, var mıydı manşetlerde, ama yarın 19'da çekiliyor diye ben de hatırlıyorum. Evet, şimdi Yağız Bey de yazmış. Perşembe günü çekilecek kura diye. Evet, ben de Perşembe diye hatırlıyorum. İsterseniz şöyle bir şey de yapabiliriz. Bir kura simülasyonu şu anda ekrana getirebilirim. Bu şekilde de belki son böyle yayının son dakikalarında bu şekilde geçirebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle Galatasaray'ın olası kura senaryosuna da bakmak istiyorum. Bu da fena olmayacaktır. Şöyle ekrana, evet. Şu anda ekranda kura simülasyonunu görebiliyoruz. Tete'yi nasıl buldunuz demiş Halil Bey. Hemen bunu ayarlarken onu da cevaplayayım. Ben Tete'yi beğeniyorum. Yani oyun olarak ciddi anlamda fark yarattığı düşüncesindeyim Tete'nin. Ve takım oturdukça, özellikle hücum hattı oturdukça kesinlikle daha iyi hale gelecektir diyebilirim. Şimdi ekranda şöyle görüyorsunuz, bir kura simülasyonu yaptık ve Galatasaray C grubunda Benfica, Leipzig ve Rangers'la eşleşti. Bence hiç fena bir kura değil bu arada. Bilmiyorum sizin düşünceniz ne, ama gerçekten ciddi anlamda güzel bir kura oldu. UEFA'nın kendi sitesinde yayınlanır demiş Yağız Bey. Evet, UEFA kendi sitesinde de yayınlanıyor. Yine tabii televizyondan da izleyebilirsiniz. Şu an kanalını çok bilmiyorum açıkçası, hangi kanalda yayınlanacağını, ama yayıncı kuruluş tarafından yayınlanacaktır diye düşünüyorum. Man of Steel isimli izleyicimiz lider çıkar o gruptan Galatasaray demiş. Yani ben de katılıyorum. Hani lider çıkar mı derseniz, şimdi bir Rangers var. Şöyle tek tek gidecek olursak, Rangers Galatasaray'ın biliyorsunuz ki daha önce de yakın zamanda karşılaştığı bir rakipti. Ve Galatasaray'ın şu anda, yani ben de kendi açımdan söyleyeyim, en çok karşılaşma istediğim rakiplerden bir tanesi olacaktır. Onun dışında Benfica ve Leipzig. Yani Leipzig tabii her zaman tehlikeli bir takım. Bundesliga ekibi ciddi anlamda tehlike oluşturabilir ve hani
Bu grup gerçekten dört takımın da birbirine problem çıkaracağı bir grup. Yani bu tarz gruplar bazen ters gelebiliyor. Lider olarak çıkabileceğiniz gruptan bir anda dördüncü olarak da maalesef sonuncu da hani bitirebiliyorsunuz. Öyle bir grup şu an Benfica Leipzig Rangers. Bir kez daha çekelim istiyorum kurayı. Yayında böyle sonlarına doğru geliyoruz. Şöyle hemen bir restart yapıp FastDraw'dan. Evet, yine çok acayip, çok ilginç bir kura geldi bu arada. Şöyle bakıyorum. Paris Saint-Germain, Manchester United ve Lazio ile Galatasaray A grubuna gelmiş oldu. Yani burada işte Lazio Galatasaray'ın aslında en kötü döneminde bile gruplarda geçtiği bir takımdı ki siz de çok yakından hatırlıyorsunuz bunu Fatih Terim döneminde. Ligi 13. bitiren takım yani gruplarda Lazio'yu geçmişti. Onun dışında Manchester United ve Paris Saint-Germain tabii güçlü ekipler. Paris'in bu kupayı ne kadar istediğini biliyoruz. Luis Enrique ile onlar da yeni bir yola giriyorlar ve ben ciddi anlamda bu sezon kupa için tehlike oluşturacakları düşüncesindeyim. Yani United konusu da biraz bence soru işareti. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama hani Galatasaray United'ı yenip belki ikinci olarak bile gruptan çıkabilir ama işte orada problemli de bir durum var. Yani United'ın da hani tam olarak nasıl bir günde olacağını da bilemiyoruz. Bilmiyorum sizler ne düşünürsünüz ama bir tane Hasan Bey yazmış ki bence bir tane A plus takım gelecek içime doğdu demiş. Yani orada City dışındakilerin gelmesi bence de güzel olur ama City'nin gelmesini açıkçası çok istemem. Çünkü City gerçekten hani oyun olarak ciddi anlamda şu an dünyada bence net bir şekilde her takım için çok büyük problem yaratacak bir takım. Yani biraz da yorar açık konuşmak gerekirse City ile iki tane 90 dakika oynayacak olmak. Çünkü şunu da düşünmek gerekiyor. Yani Şampiyonlar Ligi gelişi ve gidişi de var. İşte önceki hafta Süper Lig'deki oynayacağınız maç, Şampiyonlar Ligi'nden sonraki hafta yani sonraki günlerde oynayacağınız karşılaşma ciddi anlamda problem yaratacaktır. Hasan Bey bence United'ı dağıtırız demiş. Yani işte United konusu biraz hani burada soru işareti nasıl bir günlerinde olacaklar? Bu da bence önemli. Yağız Bey, Paris ve United bu sene kötü başladı ama büyük takım oynama alışkanlığı var. Zor demiş. United bu arada yani tabii Okan Buruk Başakşehir'deyken oynamıştı değil mi? Paris'te de oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam. United'da da oynamış mıydı? Çok hatırlayamadım ama yani Okan Buruk'un da oralardaki tecrübesi önemli olacaktır. Yani oyun olarak da tabii Galatasaray'ın Molde maçına benzer bir oyun oynamayacağını da söyleyebiliriz. Efkan Bey, Barcelona neden yok demiş. Barcelona var aslında. Barcelona'da birinci torbada olduğunu görüyoruz. Şöyle hemen son kez tekrarlayalım. Bir festival daha yapalım. Evet, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Lazio ve Galatasaray'la H grubuna düştü. Az önceki grupla çok benzer bir grup aslında. Yani yine Paris Saint-Germain var. Atletico Madrid, yani açık konuşmak gerekirse benim yine karşılaşmak istemeyeceğim takımlardan bir tanesi. Çünkü yani sert bir takım, işte bir savunma takımı hani ciddi anlamda ben karşılaşmak istemem. Lazio'yu yine isterim açıkçası. Lazio yine geldi. Birinci torbadan da Paris Saint-Germain çekmiş olduk. Yani Paris'i bilmiyorum görmek gerekiyor. Galatasaray daha önce de yine tabii Paris'te oynamıştı ve Icardi Galatasaray'a o maçta gol de atmıştı. Hani burada şuna bakabiliriz. Şimdi Galatasaray tabii dördüncü torbada. Üçüncü torbadan mesela ben işte Rangers'ı isteyebilirim, Kızıl Yıldız'ı isteyebilirim. Kopenhag belki ama işte Molde maçlarında gördükten sonra Kopenhag'da ciddi anlamda sorun çıkaracak bir takım. Çünkü benzer yapıları olan takımlar. Yani Braga belki olabilir ama Braga'da yine Galatasaray'ın 2013'te oynadığı Braga değil. Biraz daha iyi durumda olduklarını düşünüyorum. Hani buradan yani üçüncü torbadan Salzburg ve Milan'ı çok istemem, onu belirteyim. Onun dışında ikinci torbaya baktığımda yani burada da tabii bir Porto'nun gelmesi belki güzel olabilir. Yani onun dışında burası biraz sürpriz. Yani Real Madrid'i de çekebilirsiniz. Porto'yu da çekebilirsiniz. Öyle bir torba. İkinci torba. Onun dışında Yağız Bey ikinci torba birinci torbadan daha zor demiş. Evet yani katılıyorum. Çoğu takım orada daha farklı güçteler. Hani birinci torbada mesela Feyenoord var. Şimdi Hollanda Ligi şampiyonu Feyenoord direkt olarak birinci torbada. Benfica'nın birinci torbada olduğunu görüyorum. Yani ben birinci torbadan mesela Bilal Bey Sevilla'yı çeksek çok iyi olmaz mı demiş. Tabii ki iyi olur. Sevilla çok da iyi durumda değildi Sevilla. Yani bunu da hatırlıyoruz. Hani Galatasaray'ın ben yenebileceği bir rakip olduğunu düşünüyorum Sevilla'nın. Hani Sevilla, Porto
İşte Kızılyıldız ve Galatasaray gibi bir grup belki iyi olabilir ama işte tekrar ediyorum bu tarz gruplarda da gerçekten büyük sürprizler yaşanabiliyor. Hasan Bey Rangers'ta yarım kalan bir hesaplaşma var. Rangers gelsin demiş. Ben de kesinlikle buna katılıyorum. Ekrem Bey abi şu an gösterdiğin grup ölüm grubu. Buradan ancak 3 puan çıkarız. İnşallah böyle bir grup olmaz demiş. Yani şu an ekrandaki grup için mi söylüyor? Çok emin değilim. Sanırım bunun için söylüyor. Yani ben de katılıyorum. Hani buradaki hedef Lazio'yu yenip 3. olarak Avrupa Ligi'ne gitmek olabilir ama işte hani Galatasaray her zaman buraların takımıdır. Hatırlayalım 2013-14 sezonuydu ve Galatasaray, Real Madrid, Juventus, Kopenhag'ın olduğu gruptan 2. olarak Juventus'u eleyerek çıktı ki o günkü Juventus da fena bir takım değildi. Bunu da söyleyelim.